Bakın iki haftadan beri ne konuşuyoruz Meltem Hanım? Hilafet bayrağı açıldığı evet, için bir evet. kişiye yumruklu saldırı. Bir hafta geçiyor. E, Fatih Camii'nde bir kişi bağırdığı için Fatih Camii imamı onu uyardı ve cemaatten birisi uyarırken bıçaklanma. Bakın kötü noktaya gidiyor. Önce bir fiziki müdahale Üstesi müessir de değildi. Yani Daha insanlısı. sonrasında bir silahla yaralamaya evet. geçti. Şimdi ben şundan çok endişe ederim. Bu tarz olaylar özellikle dini mekanlarda din görevlilerine, aydınlara, kanaat önderlerine, gazetecilere veya toplumun bir kesiminde karşılığı olan ya da kamuoyuna mal olmuş kişilerde de belirli bir saldırı veya saldırı planlamaları var ise bunları bizim derhal önlememiz gerekiyor. Bizlerin, hepimizin aklı selim davranarak bu tarz, bu menfur olaylardan dolayı, bu menfur saldırılardan dolayı ayrışmadan, kutuplaşmadan, mümkünse hep birlikte yek vücut olarak her türlü saldırının saldırı potansiyelinin de karşısında olmamız gerekiyor. Biz bunu yaptığımız takdirde eğer bir provokasyon var ise ve ülke üzerinde yine başkaları tarafından bazı oyunların oynanması bizim dediğim gibi demokratik bir seçime gitmemizin önünde akamete uğratacak bazı durumların olmasını biz istemiyorsak hep birlikte bununla mücadele etmeliyiz. Öncelikle mücadele tabii ki de kolluk güçlerimizde, istihbarat teşkilatımızda, bizi yönetenlerde, bakanlarımızda vesairedir ama biz de halk olarak ayrışmadan, kutuplaşmadan bu menfur saldırının her türlü fiziksel şiddetin veya bunun potansiyelinin de dahil olmak üzere herkese karşı gerçekleşen bunun karşısında olmalıyız ki biz eğer üzerimizde yapılmaya çalışan, denenmeye çalışan geçmişte örneklerini verdiğim durumlardaki gibi bazı gerçeklerle karşı, karşılaşmamak adına bunları şu andan itibaren hep birlikte engellemeli ve bunlara karşı dik, net, samimi, açık bir duruş sergilemeliyiz. Bir değerlerimizin de bu kadar üzerine gidilmesi Şimdi toplumda tak takdir edersiniz ki cami imamına özellikle Fatih Camii gibi önemli bir caminin, İstanbul'daki evet. önemli bir caminin, yani tarihi yarımadadaki önemli bir camiye imamına gerçekleştirilen bu tarz bir saldırı toplumdaki e o kesime yani dini ön plana alan muhafazakar kesime de yapılmış bir saldırı olarak bunu değerlendirenler var. Nasıl hilafet bayrağı tartışmasında biz bunu yaşadıysak evet. burada da artık fiziken de bir saldırı gerçekleşmesinden endişe duyanlar ve aslında bunun da karşısında olup bir anda kendi taraftarlarını veya kendi düşüncelerini ortaya çıkararak fikir beyan eden kişilerin yanında karşı tarafa da çok alakasız ve aşırı bir şekilde saldıran kesimde var. İşte bizim bu noktada çok dikkat etmemiz lazım. Bu saldırıyı hep birlikte kınamalıyız. Bu saldırıya hukuka teslim edildi zaten. Hukuk gereğini yapacaktır. Hukuka güvenmeliyiz. Biz bir hukuk devletiyiz. Bundan kimsenin de şüphesi olmasın. Aynı şekilde de biz üzerimize düşen manevi sorumluluğumuzla bir millet olarak, Türk milleti olarak her zaman bu tarz olayların da karşısında durmalıyız. Son olarak kocaman sözü devretmeden evvel bir bilgeye zehir nedir diye sormuşlar. Bilge de ihtiyacımızdan fazlası zehirdir. Zehri belirleyen dozdur. Suyun, suyu bile çok içerseniz sizi öldürür. Her şeyi kararında bırakmalı demiş. Şimdi biz artık şöyle bir konuma geldik. En ufak bir şey gerçekleşiyor ülkemizde. En ufak bir olayda derhal sen ocusun ben bucuyum. Sen e, dincisin, sen muhafazakarsın, sen din şey değilsin, Müslüman değilsin mesela. Sen oradansın, sen burada. Ya kimseyi bu tarz böyle bir sınıflandırmaya, iki sınıfı ayırmaya çalışmayalım. Hiç kimseyi iki sınıf altında böyle e, kategorize etmeyelim. Bu bizim zaten millet olmamızın önünde en büyük engellerden bir tanesi. Bu ayrıştırıcı, bu kutuplaştırıcı dillerden her türlü herkesin uzak kalması gerektiğini ve gerçekten artık toplumsal barışımızın adam akıllı sağlanması, Düzenimizin kurulması ve tekrardan korunması adına bizlerin üzerine düşen sorumlulukları ben bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğim. Anlatmaya da devam edeceğim. Hocam da yine keza anlatmaya devam edecektir. Ama biz ulaşabildiğimiz kadar kişiye ulaşıp bunları en doğru şekilde anlatmalıyız. Bu ayrıştırmanın, bu kutuplaşmanın bize zarar verdiğini biz milletimize anlatmalıyız. Biz bir olduğumuz zaman Türk milleti olabiliyoruz çünkü. Ama her böyle kırmızı çizgimizi aşan olaydan sonra Türk milleti olmak yerine en ufak bir bizim düzenimizi, huzurumuzu, barışımızı bozacak en ufak bir olaydan sonra da aynı kararlılıkla yek bütün olarak bu tarz eylemlere karşı çıktığımızda o zaman zaten hiç kimse bu ülke üzerinde vermiş olduğum örneklerdeki gibi bu menfur saldırıları da gerçekleştiremeyecek. Gerçekleştirse de onun cevabını zaten en iyi şekilde milletimiz de hukukta çok net olarak verecek. Bu tarz toplumda bir ayrı... Yıllıkta, Tabii da, ki de gerçek da olmaz da mı yani? İlahi ve bayrağı tartışmasından sonra neler konuştuk yani? Yok layık mısın? Ee, ümmetçi misin yani? Ne alakası var yani? Burada burada çıktık hepimiz ve Türk'üz dedik, Müslümanız dedik. Orada yazanın ne olduğunu söyledik. Bizim bir problemimiz olamaz dedik.